Öncelikle bu zorlu yürüyüşte hem mesleğini hem örgütünü yalnız bırakmayan, destekleyen çok değerli meslektaşlarımı huzurlarınızda saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Siz değerli basın mensuplarının da görevlerinizi yapmanızda, bize destek vermenizde minnet ve şükranla anıyorum, ifade ediyorum. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz olağanüstü bir süreç var. Olağanüstü süreç içerisinde bir pandemi ortamında büyük bir zorluklarla yaşıyoruz. Pandeminin etkisiyle sosyal, ekonomik, siyasi birçok sorunlarla boğuşuyoruz. Bu sorunlarla boğuşurken nereden çıktığını bilmediğimiz bir şekilde başta barolar olmak üzere meslek örgütlerinin yapısı ve seçim sistemine ilişkin bir değişiklik gündeme geldi. Biz buna ihtimal vermedik. Ama gördük ki siyasi partilerin, iktidar temsilcilerinin kamuoyuna ve basına yaptıkları açıklamalarda başta çoklu baro ve nispi temsil olmak üzere baroların yapısının değiştirileceği sıklıkla ifade edilir hale geldi. Biz bunun akabinde öncelikle 19 Mayıs tarihinde baro başkanları toplantısı yaptık ve 80 baro ve Türkiye Barolar Birliği'nin müşterek imzasıyla her türlü değişikliği tartışabiliriz. Ancak bunun yeri ve zamanı değildir. Eğer değişiklik yapılacaksa bu değişikliğin amacı cezalandırma değil, ıslah ve düzeltme olmalıdır. Ama gördüğümüz kadarıyla değişiklik cezalandırma amacıyla yapılmaktadır. Bizim taraf olmadığımız, bizimle müzakere edilmeyen, bizimle tartışılmayan hiçbir değişikliğe taraftar değiliz diye bir açıklama yapmıştık. Bu açıklamamızın akabinde 1 Haziran 2020 tarihinde tekrar Ankara'da baro başkanları nezdinde bir toplantı yaptık ve o toplantıda biraz önce bahsettiğim 19 Mayıs bildirisine atıfta bulunarak dedik ki bu teklifi geri çekin. Geri çekmeniz halinde biz müzakereye hazırız, müzakere ederiz ama geri çekmez iseniz de biz her türlü demokratik haklarımızı kullanacağız demiştik. Bu demokratik haklarımızın kullanılması çerçevesinde ilk önce Adalet Bakanlığı, Kamu Baş Denetçiliği, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve İyi Parti grup başkan vekillikleri nezdinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde girişimlerde bulunduk. Ulaşabildiğimiz tüm milletvekillerine ulaşmaya çalıştık, bürokratlara ulaşmaya çalıştık. Ama üzülerek görüyoruz ki halen yapılması düşünen teklifin geri çekilmesine yönelik herhangi bir adım atılmış değil. İşte biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Demokratik haklarımızı nasıl kullanabileceğimizi düşündük. Böyle bir yürüyüş yapmaya karar verdik. Evet, denilir ki yollar yürümekle aşınmaz. Ama biz inanıyoruz ki bizim tüm Türkiye'de baro başkanları olarak eş güdümlü bir şekilde başlattığımız bu yürüyüş halkımızdan ve kamuoyundan yoğun bir destek almaktadır. Dün kamuoyuna ve basına da yansıdı. Birçok baro başkanımız zorlu şartlar altında, sağanak yağmur altında, güneşin kavurucu sıcaklığı altında yürüyüşüne devam ediyor. Biz de Ordu Barosu olarak dün Ordu merkezden başlayıp Perşembe'de bitirdiğimiz, bugün de Fas'ta başlayıp Ünye'den de devam edeceğimiz yürüyüşle bu yürüyüşü Ordu sınırları içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Yarın yapacağımız şey her baro başkanı araçlarıyla Ankara'ya hareket edecek. Ankara'da toplanacağız. Ve Ankara'da ses getireceğini düşündüğümüz ve şu anda burada açıklamak istemediğimiz eylemleri de Ankara'da devam ettireceğiz. Biz diyoruz ki biz herhangi bir meslek örgütü değiliz. Biz yargının asli ve kurucu unsuruyuz. Bağımsız ve özgür savunma olmadan hukukun olması mümkün değil. Hukukun olmadığı bir devletin de devlet olarak tanımlanması mümkün değil. Eğer avukatların sesi kesilirse vatandaşların nefesi kesilir. Haklıyız, inanıyoruz, kazanacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. AK Parti ile MHP'nin barolar başta olmak üzere meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik hamlesine ülke genelinde baroların tepkileri devam ediyor. AK Parti ve MHP'nin barolar başta olmak üzere meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik hamlesine ortak eylem kararı alan barolar, bulundukları kentlerden Ankara'ya savunma yürüyüşü başlattı. Ordu Barosu'nun Ünye'ye yaptığı yürüyüşte konuşan Başkan Poyraz, yürüyüşümüz devletimizin ve aziz milletimizin hak ve menfaatlerinin korunmasına ve savunulmasına yöneliktir dedi. 19 Haziran 2020 Cuma günü Altınordu'dan yürüyüşe başlayan Ordu Barosu ilk gün yürüyüşünü Perşembe'de sonlandırdı. İkinci gününde Fas'ta ve Ünye'de devam eden yürüyüşün ardından
Ordu Baro Başkanı 21 Haziran Pazar günü Ankara'ya hareket edecek. Ankara'da bir araya gelen barolar Ankara'da eylem ve temaslarına devam edecek. Saygıdeğer izleyenler, ülke genelinde olduğu gibi Ordu, Ünye, Fas'a ve genelinde de avukatlarımızın yapmış olduğu bir yürüyüş var. Bu yürüyüşü halkımızın büyük bir kesimi bilmiyor. Bu yürüyüşün manasını yine Ordu Baro Başkanımız Poyraz'dan alalım. Bu yürüyüşün anlamı şudur. Başta barolar olmak üzere meslek örgütlerinin yapısı ve seçim sistemlerine ilişkin bir takım değişiklik tasarıları var. Bu pandemi sürecinde içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik, siyasal birçok sorunlarımızın yaşadığı bir süreçte işsizlik, haksızlık, geleceğin belirsizliği karşısında biz diyoruz ki değişiklik yapılacaksa ilk önce bizlerle istişare edin. Değişikliğin yeri ve zamanı değildir. Değişikliğin amacı cezalandırma olmamalıdır. Değişiklik iyileştirme amaçlı olmalıdır. Gelin bizimle istişare edin. Birlikte doğruyu bulacağımıza inanıyoruz. Ve bu amaçla protesto yürüyüşü yapıyoruz. Bu yürüyüş sadece avukatların hak ve hukuku değil, Türk milletinin. Kesinlikle. Çünkü avukatın sesi kesilirse vatandaşın nefesi kesilir. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir yapıdır. Türkiye Cumhuriyeti tekli bir devlet yapısını benimsemiştir. Çoklu bara, çoklu meslek örgütü demek, çoklu meclis, çoklu bakanlar kurulu, çoklu mahkemeler, çoklu adalet bakanlığı demektir. Dolayısıyla biz yapılacak çoklu meslek örgütleri değişikliğini kabul etmiyoruz. Çoklu baro yapılması, hukukun ihlal edilmesi ve devletin yapısının sorgulanması amacına gelir. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.